Herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizlere mouse yapacağım. Biliyorsunuz bundan tam 7 ay önce Nisan ayında mouse ilk videosunu yapmıştım. Bu da ikinci videosu. Ama söz veriyorum bundan sonra bu kadar aralık olmayacak. Üçüncü video daha erken zamanda gelecek. Çünkü 7 ayda çok şey değişti açıkçası. Ben de biraz çekmek için geç kaldım. Ufaktan da bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada farkındaysanız 840 abone olduk. 1000 abone olduğumuzda ufaktan bir çekiliş yapacağım. Ee, küçük bir şey hediye edeceğim sizlere. Onun için de çalışmalara şimdiden başladım. Ee, fazla, lafı fazla uzatmadan isterseniz videoya geçelim. Şimdi ilk sıraya Rampage Gentle adlı mouse'u koydum. Bu düşük bütçeli bir mouse ama bence fiyatına göre gerçekten güzel duruyor. Hem şık hem de performansı iyi. 113 lira gibi bir fiyatımız var. 3 ee, farklı renk seçeneği var. Siyah, beyaz ve kırmızı. Açıkçası beyazı çok hoş duruyor. RGB'si falan gerçekten gayet güzel. Şimdi bunu kullanan arkadaşlar mutlaka vardır zaten onlar da yorumlarda belirsinler e, nasıl olduğunu memnunlar mı diye. Ben incelemelerini izlediğimde gayet beğendim açıkçası. Kablosuna çok şaşırdım. Kablosu biraz parakordumsu bir kablo. Açıkçası 113 lira fiyatta olan bir üründe bu tarzda bir kablo olması gerçekten beni çok şaşırttı. Sensör hakkında bir bilgiye ulaşamadım. Ama öyle çok am bir sensör olduğunu düşünmüyorum. Yaklaşık 33 25 belki 33 25'ten daha aşağı bir sensördür diye düşünüyorum açıkçası. Ama 113 lira gibi bir bütçeniz varsa kesinlikle alabilirsiniz öyle söyleyeyim. Şimdi sırada Corsair Katar Pro var. Bunu İtopya'nın indirimlerinde de zaten önermiştim sizlere. Biraz şekil olarak Logitech G102'ye benziyor ama 166 lira fiyatımız var. Gerçekten mükemmel. Corsair gerçekten burada çok güzel bir ürün çıkarmış hem yapı kalitesi hem de şekil itibariyle ayrıca e, hafifliğiyle de yani hafif demeyelim 82 gram ama ortalama bir ağırlık gerçekten güzel. Fiyatımız da mükemmel. Burada 3360 sensör diyor ama ben bunun sensör hakkında tam bir bilgiye ulaşamadım. Kendi, kendi sitelerine girdiğimde özel tasarım bir sensör gibi yazıyordu. Yani 3360'a benzer bir sensör diye düşünüyorum. Bu fiyata kesinlikle alınır açıkçası. Bir de bunun wireless versiyonu var. Onu da ileride göstereceğim zaten size geldik hep önerdiğim Logitech G102'ye. Hani bu fiyatlarda kesinlikle alınabilecek bir mouse açıkçası. Logitech kalitesi var. Artık Logitech G102'ler ikinci seri olarak geliyor bu Lightsync'ler. Lightsync dediği aradaki tek farkı biraz yapı kalitesinde bir düzeltmeler oldu. Sensörde birkaç düzeltmeler oldu. Bir de RGB'sine daha böyle adreslenebilir bir RGB yaptılar. Hani tek değil de böyle renk çeşitleri yaptılar. Beyazı 178 lira, siyah 195 lira. Çoğu yerde fiyatlar değişiyor. Mesela beyazı başka yerlerde 230 lira falan. Siyah daha ucuz olabiliyor. Ama hepsi burada da ben bunu buldum. Gerçekten çok güzel bir mouse açıkçası bu fiyatına göre. Şimdi 191 liraya böyle bir mouse buldum açıkçası. Retragon'un. Retragon kötü bir firma değil açıkçası. Çin firması ama gayet güzel ürünler üretiyor. Bu tarzda delikli bir mouse'unu buldum. Biraz ergonomik bir tasarımı var açıkçası. Ergonomikle ambidextr yani bu çifteli uygun tasarımda gibi duruyor. RGB'si falan çok hoş duruyor. Kablosu da anladığım kadarıyla Paragord'a benzer bir kablo. O yüzden e, biraz şaşırdım açıkçası. Sensörü geldiğimizde yanlış hatırlamıyorsam evet. PixArt'ın 3327 adlı sensörü var. Bunu Zobi, yani eski nesil Zowie'lerden yani 3310'lu Zowie'lerden daha iyi olarak düşünebilirsiniz. Yaklaşık olarak aynılar. Herhangi bir böyle spin out falan yapmaz yani bu sensör gayet orta seviye se e, mouse'larda kullandıkları bir sensör. O yüzden gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. 191 lirada bir fiyatımız var. İnce hesapta buldum ben bunu. Şimdi sırada Asus TUF M3 var. Bunu daha önceki mouse öneri videomda da önermiştim. Ergonomik tasarım bir mouse. Eğer palm tutuyorsanız ve eliniz orta büyük arasıysa kesinlikle verebileceğim bir mouse. 199 lira fiyatı var ince hesapta. Tabi bu fiyatlar değişir ben bu videoyu yayın yayınladığımda. Siz çok fiyatları buradan bakmayın. Önerilerime bakın. Burada 199 başka yerde 250'yi falan gördüm öyle söyleyeyim Ama bu fiyata gerçekten alınabilir bir mouse Bunun da sensörü PixArt'ın 3327 adlı sensörü diye hatırlıyorum Burada yazmıyor ama yine kesinlikle kullanılabilir bir sensör Şimdi yine bir Rampage ürününe yer verdim Bu da uzun zamandır piyasada olan bir mouse Hafif böyle delikli gibi ama şekli biraz garip tabii ki de Bunu bana çok bahsettiler abi bunu incele falan diye ee, inceleme fırsatı olmadı tabi ileride bunları incelemek isterim bu ilk gösterdiğim Gentle'ı da incelemek istiyorum açıkçası Bu da onun abisi gibi düşünebilirsiniz Bunun sensörü Pixart'ın 3327 adlı sensör var bunda ee, Az önceki gösterdiğim orta bütçeli mouse'lar gibi aynı 209 lira gibi bir fiyatımız var ee, Ağırlığı da yaklaşık 82 gram falan ya da 70 gram tam hatırlamıyorum açıkçası Ama gayet alınabilir bir mouse bence 209 liraya Şimdi sırada Game Power Sendo var. Bunu daha önceden de önermiştim. İncelemesi de kanalımda mevcut. Ben bunu çok az bir süre kullanabildim açıkçası. Ama gayet güzeldi. Yapı kalitesi falan gayet hoş. Çünkü 219 lira bir mouse. E, sensörümüzde Pixart'ın 3325 adlı sensörü var. 33-27, 33-25, 33-10 Bunların üçü de birbirine çok yakın sensörler. Herhangi bir fark yok. 60 gramda bir hafifliğimiz var. Gerçekten hafif. Ama ben kablosunu hiç beğenmedim açıkçası. Eğer 113 liralık Rempeyce hafif para bir kablo koydularsa bence buna da koymaları gerekiyordu. 219 lira gibi fiyatımız var sonuçta. Hani onu göz önünde bulundurun. E, kanalımda incelemesi de mevcut. Orada da zaten kablodan bahsettim. Mutlaka görürsünüz. Şimdi orta gruba geldiğimizde ilk sırada bizi Razer Viper Mini karşılıyor. Ee, ben bu masu çok seviyorum açıkçası. Ee, neden diye sorarsanız özellikle şeklinden dolayı ve fiyatından dolayı. Fiyatımız 330 lira şu an. Ee, İtopya indirimlerinde geçen ay 220 liraya verdiler bunu. Ve gerçekten kapış kapış gitti. Ben de önerdim zaten. Hatta ben benim elimde olmasa ben de direkt çekecektim öyle söyleyeyim. Sensörümüz PixArt'ın 33. 59 adlı sensörü var Gerçekten çok hafif bir mouse Ve küçük bir mouse Eliniz eğer küçükse öneririm e, Palm tutamazsınız bununla yani tutarsınız ama çok rahat etmezsiniz Genelde claw ve fingertip için öneriyorum ben bu mouse'u Ama e, mouse gerçekten çok küçük Ona dikkat edin lütfen e, İncelemesi de kanalımda mevcut zaten başka mouse'larla da karşılaştırmasını yaptım Şimdi az önce Razer Viper Mini'yi gösterdim Bu da DT'dir V2 Mini Şimdi Viper Mini eğer Claw ve Fingertip tutuyorsanız öneririm. Detader V2 Mini'yi de Palm ve Fingertip tutuyorsanız öneririm. Bu hani miniler, fin minilerde Fingertip çok rahat tutarsınız. Bu da az önceki Razer Viper'ın birebir aynı özelliklerini taşıyor. Kablomuz parakordumsu, PTE fizik tezlerimiz var, 3359 sensörümüz var, Razer'ın optik switchleri var. Bu çift tıklama sorunu olmuyor bu switchlerde. Tabi istisnai durum olabilir. Ona diyecek bir şeyim yok. Bu da ikisi zaten kardeşler. Bu sadece ergonomik tasarımında, diğeri ise çifteli uygun tasarımda. Şimdi sırada Rival var. Ee, bu Rival ben gerçekten beğeniyorum. Kullanamadım ama beğeniyorum yani. Birkaç eksiği var tabii ki de mesela kablosu bunun plastik bir kablo. Ben en azından bu fiyata biraz daha para korumsu bir kablo beklerdim. City serisinin TrueMove Core sensörümüz var. Bu 33 60'a gerçekten yakın bir sensör ve gayet güzel. Eğer cloud tutuyorsanız ve hani hibrit tutuyorsanız aynı zamanda gerçekten önerebileceğim bir mouse. Palm da tutabilirsiniz bunda rahatça. Ama özellikle cloud tutanlar için öneririm. 349 lira gibi bir fiyatımız var şu anlık. Şimdi sırada Corsair Qatar Pro'nun kablosuz versiyonu var. Biliyorsunuz kablolu versiyonunu az önce gösterdim size. Onun fiyatı 166 liraydı. Kablosuz versiyonunda 378 lira gibi fiyatı var. E, Tabi bu diğerine göre biraz daha ağır. Çünkü bu içine pil takıyorsunuz. Bunlar pilli kablosuz. Bildiğimiz Logitech G305 gibi aslında bu da. Ve fiyatı daha uygun. Pixart'ın 3325 adlı sensörü var. Bu 3325 sensör genelde wireless mouse'larda kullanılan bir sensör. Kötü bir sensör değil. Kablolarda da kullanılabiliyor ama genelde kablosuz mouse'larda tercih ediyorlar 3325'i. 378 lira gibi fiyatımız var. Gayet alınabilir bir mouse. Bu da çok büyük olduğunu düşünmüyorum. Şimdi sırada HyperX Pulsefire Search var. Bu gerçekten güzel bir mouse açıkçası. Biraz arka tarafı yüksek. Hani buradan yandan fotoğraf yok ama biraz da şöyle anlatabilirim. Arka tarafı yüksek avuç için dolduruyor. Klav için gerçekten çok güzel bir mouse. PixArt'ın 3390 adlı sensörü var. Bu PixArt'ın en iyi sensörü olduğunu söyleyebilirim. 389 3390 ikisi de PixArt'ın en iyi sensörleri. 397 lira gibi bir fiyatımız var. Ağırlığı 100 gram biraz fazla. E, kablomuzda örgülü sert bir kablo ama sensörden kurtarıyor öyle söyleyebilirim. E, gayet alınabilir yani. HyperX de güzel ürünler üretiyor açıkçası. RGB'si falan da çok hoş duruyor. Şimdi sırada Razer Viper var. E, ben bu Razer Viper'ı gerçekten çok seviyorum. E, birkaç kalite sorunu vardı önceki patch'lerde. Ee, biraz wobble sorunu falan vardı ama Sanırım son ürünlerde düzelttiler artık bunları 429 lira gibi fiyatımız var ee, Ama bunun fiyatı genelde 429 değil ee, Şu an bu videoyu çekerken fiyatı 429 Başka sitelerde 600-650 liraya satıyorlar Ki hep öyleydi yani şu Son birkaç aydır dolardan dolayı öyleydi 429 liraya kaçırmayın arkadaşlar açıkçası Biraz FK tarzı bir mouse Hem klav hem fingertip için uygun açıkçası Orta ve büyük eller için gayet uygun e, sensörümüze de gelirsek, Pixart'ın 389 adlı sensörü var e, en üst seviye sensörlerden. Razer Detailer V2'ye geldiğimizde de e, Aynı bu mini'deki olay gibi aslında Razer Viper'ı Claw ve fingertip için öneriyorum. Razer Detailer V2'yi de palm tutanlar için öneriyorum. Bunun ergonomik yapıda bir e, şekli var. Diğerinin ise e, çifteli uygun tasarımı var. Bütün teknik özellikleri aynı. Ee, aynı derken sensörü Viper'ın 389 bunun ise Razer'ın geliştirdiği Focus Plus adlı optik sensör var. Ee, i̇kisi de aynı sensör aslında. Sadece Focus Plus. Böyle çok milim daha gelişmiş. Yani öyle hiçbir fark yok açıkçası. Bir de bunun skatezleri PTFE. Razer Viper'ın skatezleri PTFE değil. O da Razer Viper için çok büyük bir eksik açıkçası. Ama palm tutanlar için bu fiyata kaçırmayın. Normalde bunun fiyatı bu fiyatlarda değil. İtopya indirimde bunu 360 liraya sattı. Oradan alanlar gerçekten çok şanslı açıkçası. Şimdi sırada yine kablosuz bir mouse var. Ee, yine Razer'dan. Ben Razer'ın ürünlerini beğeniyorum. Artık Razer ürünlerini gerçekten çok düzeltti ve çok güzel. Razer Basilisk'in e, kablosuz versiyonu bu. Tabii iki farklı kablosuz versiyonu var Razer Basilisk'in. Bu pille çalışan olan versiyon. RGB'si falan herhangi bir şey yok. E, Skatez'lerde PDF'i değil biraz ağır bir mouse. G502'ye çok benziyor. Palm tutanlar için uygun. Sadece palm tutanlar kullanabilir bence. Klavda biraz zor olur çünkü. Biraz ağır ama ergonomik tasarımda. Hatta çok ergonomik tasarımda. Baş parmağınız, parmağınız burada. Gayet rahat eder. 459 lira gibi fiyatı var az önceki Detailer V2 gibi. bunu da gerçekten öneririm palm tutanlar için. İkisi de çok güzel. Şu an Adex Store'daki indirimleri de kaçırmayın bence. Şimdi sırada Rocket Kain 120 Aimo var. Bu mouse'u veya bu markayı aslında çok kişi bilmez. Türkiye'ye tekrardan gelmeye başladı. Çok güzel bir firmadır Rocket. Alman markasıdır. Ee, çok güzel ürünler üretiyor. Kayın 120i moda gerçekten mükemmel bir mouse. Ee, sensörümüz bunun e, Rocket'in geliştirdiği 3360'ın e, yamalı versiyonu. Yani 3360 sensör diyebiliriz. E skate tezlerimiz PTF'i değil. O bir eksik olarak görüyorum artık ben mouse'larda. Ama e, tip olarak hem palm'ı hem de bence cloud tutuş için gayet rahat duruyor açıkçası. Ortadan biraz bombemiz var. 89 gramda bir ağırlığımız var. 446 lira gibi de bir fiyatımız var. Bence gayet anılabilir seviyede bir mouse. Şimdi gelelim benim favori mouse'larından bir tanesi olan Logitech G305'e. Özellikle beyazı benim favorim. E, beyaz rengi mouse'u çok seviyorum. Şu an son 2 adet diyor. 487 liraya buldum. Ama normal olarak siyah da 471 lira 471 liraya oyuncu mağazasında bulunuyor. İkisinin linkini koyacağım zaten. Ee, sensörümüz Hero sensör. Bu G Pro Wireless'la aynı sensör. Ama tabii ki de aynı e, bazı teknik değerlere sahip değil ama aynı olduğunu söyleyebilirim. Light Speed teknoloji, teknolojimiz var. Pil ile çalışıyor. Pil normal kalın pil ile ağırlığı yaklaşık 90-95 gram falan oluyor ama litim, iyon pil kullanıp AAA pil kullanıp e, ufak bir modlama yaparsanız 80 grama kadar düşebiliyor. Gerçekten mükemmel e, ufak bir mouse fingertip ve klav için öneririm açıkçası. Şimdi sırada Logitech G403 Hero var. Bu Hero sensörlü olan versiyonu G Pro Wireless'la aynı sensöre sahip. E, şu an fiyatımız 480 lira. Adex Store'da bazı yerleri daha pahalı olabiliyor. Çok oynak bir fiyatı var. 87 gram bir ağırlığımız var. Bu ağırlıklarını falan çıkarınca. Kablomuz çok sert. Ben kablosunu hiç beğenmiyorum bunu. Gerçekten çok kötü bir kablosu var. Onun haricinde de e, gayet güzel bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sırada hafif bir mouse olarak çok sevdiğim Cooler Master MM711 var. MM710 ile arasındaki tek fark RGB'si ki bunu daha önceden de bahsetmiştim sizlere. Pixart'ın 389 adlı sensörü var. E, bu RGB olan versiyon. Adex Store'da 508 liraya buldum. Ee, gerçekten çok güzel bir ürün. Renk seçenekleri de var. Hem mat hem parlak olarak. Bence beyazı da de çok hoş duruyor. 60 gramlık bir yapımız var. 3089 bir sensörümüz var. E ee, gerçekten mükemmel. Hatta kablomuz da para korudumsu bir kablo. Tek kelimeyle harika. Şimdi sırada Zovi S serisi var. Ben S serisini gerçekten çok beğeniyorum. Ee, şu an S2'yi görüyorsunuz ekranda. Bu pembe olan versiyonu. Bir de bunun siyah var. Zaten arada fark yok. Birebir aynısı. Pembe olan parlak olduğu için, parlak yapıda olduğu için elinizi çok terletir. Siyah ise normal çok güzel bir kaplaması var. 3366 sensörümüz var. Klasik Zowie kalitesi. Gerçekten çok kaliteli bir ürün. 5.69 lira gibi fiyatımız var. Ama bence bu fiyatlara e, Razer Viper veya Razer Deadheader V2 alınabilir eğer fiyatları bundan daha düşük olursa. Onun haricinde gerçekten mükemmel bir mouse. 80 gram bir hafifliğimiz var. Kablomuz ise biliyorsunuz Zowie yeniliğe hiçbir zaman açık olmadı. Sıkatezlerimiz normal test Kablomuz normal plastik kablo. Hani biraz yenilikçi olsalar her şey çok daha güzel olacak. Piyasayı tekrardan ele geçirecekler ama istemiyorlar yani. Oyuncu mağazasından iki tane link koyuyorum zaten. Zowie FK'yı da adam akıllı linkini bulamadım ama Zowie FK'yı da öneririm. Bunu özellikle Palm ve... Cloud için ikisinin içinde uygun. Zobi FK ise tamamen Cloud ve Fingertip için uygun olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi sırada çok sevdiğim Glorious Model O var. Gerçekten bayılıyorum bu mouse'a. Sattım sattım tekrar aldım öyle söyleyeyim. Tabi fiyatlarımız da dolardan dolayı arttı. Ee, bu Model O Minus bir de bunun normal Model O'su var. Aralarındaki tek fark boyut. Biliyorsunuz Minus daha ufak. Normalde normal yani. Hem bu normaline orta ve büyük eller için öneririm. Minus ise küçük ve orta el arası olanları öneririm. Ee, bu mouse'da hem palm hem fingertip hem de ee, claw tutabilirsiniz. Ama claw ve hybrid de gerçekten çok güzel bir mouse. 360 660 sensörümüz var. RGB'miz mükemmel. Kablomuz paracorddan gerçekten farksız. Bir de PTFE siyah tezlerimiz var. Çok iyi kayıyor. Gerçekten harika bir mouse. 679 lira gibi de bir fiyatımız var Connect Game'de. En uygun Connect Game satıyor zaten. Yurt dışından getirseniz de bu fiyatlara geliyor zaten. Şimdi sırada Cooler Master MM720 var. Bu şu an herhangi bir stoklara gelmedi ama gelecek yani eli kulağında. Pam tutuş için mükemmel bir mouse açıkçası. Tamamen ergonomik yapıda zaten fark etmişsinizdir. Biraz tombalak bir şey. Hani böyle koyduğunuz zaman elinizi ayağınızı her şeyiniz rahat edecek şekilde bir duruşu var. Ben gerçekten çok merak ediyorum bu mouse'un nasıl olacağını. Hafifliğimiz gerçekten mükemmel. Böyle tombalak bir mouse'a 50 gram hafiflik sığdırmışlar. Pixart'ın 389.6 sensörü var. Color Master MM711 ve 710 ile e, aynı teknik özelliklere sahip. Şimdi sırada biraz üst seviye mouse'lar var. Hem fiyat açısından yüksek hem de kalite açısından gerçekten çok yüksek mouse'lar bunlar. İlk sırada Endgame Gear XM1 var. Ben bu mouse'a aşık oldum açıkçası. E, Belirli bir süre kadar bende kalabildi. E, sağ olsunlar Colonnade Game göndermişti bana bunu incelemem için. İncelemesi de kanalımda mevcut. E, gerçekten çok harika bir mouse. Hafifliği falan mükemmel. Deliksiz bir yapıda hafif olması gerçekten çok güzel. Kablomuz bildiğimiz Paracord'dan farksız bir kablo. Skatezlerimiz Hyperglide'den daha iyi yani. Öyle söyleyeyim ben. Hyperglide'li mouse'lar kullanıyorum. Ya yani onlardan daha güzel kayıyor bence. E, ee, cloud tutuş için gerçekten mükemmel. Hani biraz daha bu tuşlar geride olduğu için bunu fingertip olarak da kullanabilirsiniz. Ama elleriniz çok küçükse pek önermem. Orta ve büyük eller için öneriyorum. Ben bu mouse'da inanılmaz rahat ettim. Ellerim 17'ye 9 santim. Ee, gerçekten öneririm. 799 lira gibi fiyatımız var. Zaten yurt dışından bunu getirmesi e, 70 doları falan buluyor vergisi hariç. O yüzden e, fiyatı bence Türkiye'den almanız daha mantıklı. Evet sırada şimdi Glorious Modelo Wireless var. Ben bu mouse'u aylardır bekliyordum açıkçası. Gerçekten harika. Zaten Modelo'ya aşığım yani bir de wireless'ı çıktı bunun harika oldu. Yani ben de bunun incelemesini çekeceğim zaten. E, Connect Game'le görüşme halindeyim. Gerçekten çok merak ediyorum. İncine cincine kadar bu mouse'u inceleyeceğiz yani bakalım. E, sensörümüz hatta yepyeni bir sensör. Bump, bump sensör. E, bu 30-60'a yakın galiba. Onu zaten elime geçtiği zaman ben daha iyi anlarım. Type-C girişli şarj yani Type-C ile şarj oluyor. Gerçekten mükemmel bir mouse yapmışlar açıkçası. Ha, fiyatımız biraz tuzlu ama inanın sonuna kadar değer yani. E, bunu bekleyen çok insan vardı. Bana DM falan atıyorlardı. Sonunda geldi yani. Bu videoyu eklediğim için de açıkçası çok mutluyum. Şimdi sırada Logitech G Pro Wireless var. Ee, benim aylardır kullandığım, vazgeçemediğim bir mouse. Bunun biliyorum yenisi çıktı ama tabii ki de Türkiye'ye gelmedi. Dünya genelinde stok sorunu var onun. Ee, Türkiye'de şu an normal versiyonu satılıyor, 1149 liraya. Ee, yani bunun hakkında ne diyebilirim bilmiyorum çünkü çok şey söyledim ben. Çok övdüm G Pro Wireless'ı, hatta kanalımda da incelemesi mevcut. 8-9 aydır ben net kullanıyorum ben bunu. Ve çok memnunum açıkçası. Palm, Cloud, Hybrid veya Fingertip olarak hepsi için uygun. E, mükemmel bir mouse yapmışlar. E, bunun yenisinin tek farkı şekilli aynı. E, ağırlığı bunun 80 gram. yenisinin Yeni versiyonunun 60 gram ve onun skatesleri PTF skates. Aradaki temel farkın bu olduğunu söyleyebilirim. Sensörümüz falan her şeyimiz aynı. Adex Store zaten bunu Türkiye'de tek satıyor. 149 lira gibi de fiyatımız var. Yurt dışına göre daha uygun arkadaşlar açıkçası bu. Evet, şimdi son ürünümüze geldiğimizde Son ürünümüz Razer Viper Ultimate. Bunun iki farklı versiyonu var. Bu docklu versiyonu. Doklu dediğimiz ise bu şarj istasyonu yani başka hiçbir şey değil. Doksuz versiyonda normal kablo ile şarj olan versiyon. Arada fiyat farkı var sadece. Tek fark bu. O daha ucuz. Ee, hatta 830 liralardan falan satıldı geçen haftalarda. Ama şu an onun stokları tükendi tabii ki de. Şu an fiyatımız 1240 lira bul 1240 liraya buldum İtopya'da. Daha ucuza da bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Gerçekten mükemmel bir mouse ve Razer Viper'ın birebir aynı şeklinde. Tabi bazı farklılıklar var. Bunun sensörü mesela Razer Focus Plus sensör ve PTFE katetlerimiz var. Ee, gerçekten harika bir mouse. Ee, zaten modelo wireless, G Pro wireless ve bu üçü mükemmel yani seviyede. Bu üst seviyelerin, üst seviyelerin en iyi mouseları yani. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir size. Ee, dediğim gibi inşallah bin aboneye ulaşırız bu. Ocağın başında size bir çekiliş yapacağım bakalım. İnşallah ihtiyacı olana falan çıkar. Ne çekiliş yapacağımı söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Eğer bir sorunuz olursa aşağıya yazın. Mutlaka cevaplamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.